Ne partiydi abi ya? Ama görüyorsun değil mi kardeşim? Tolga Tuna şansı nasıl dönüyor? Sadece ben değil oğlum. Dünya alem görünen aşk kızı. Gece şimdi dans ediyorum. Önümde bir tane kız var böyle. Gözüm falan kapalı ama hiç. Unutmak istiyorum, düşünmek istemiyorum hiçbir şey. Anladın mı hani? Dans ederken gözümü bir açtım, kız yok. Gitmiş. Asya gönderdi lan kızı. Yemin ediyorum bak, geldi. Tek bir bakış attı. Kız zaten uçtu. Ben ilk başta bir korktum, bir şeyler yapar diye. Bir sinirli gelmiş çünkü. Oğlum, şimdi ben Asya'yı karşımda görünce dedim Tolga, bittin oğlum. End of the line, anladın mı? Ama sonra? Sonra? Ha, öyle sarılmalar, öyle dans etmeler falan, ha? Yani çok açık konuşacağım seninle. Hiç saklamayacağım. Böyle Tolga Tuna karizması falan hiç. Ben gece bayağı orada değildim. Ha, neredeydin? Gökyüzünde. Gökyüzünde. Bulutlarda falan. Kendimi açtım kızım. Bak o an orada göz göze dans ederken falan var. O kadar insanın içinde sanki kimse yoktu. Sadece ikimiz varmışız gibiydi yani. Zeynep. Ya dünya dursa şöyle bir dönüp bakmam, o kadar kaybetmişim kendime. Ay bak yemin ediyorum tüylerim diken diken. Ya sanki ben yaşıyorum. Ay saat kaç olmuş? Vallahi annem beni paralayacak ha. Dur sen hiç kalkma, hiç kalkma. Öpüyorum. Ama bak benden kurtulamazsın. Bütün detayları tek tek istiyorum. Tamam anlatacağım söz. Bay bay. Ama Tolga Tuna kavrayışını görüyorsun değil mi? Nasıl dediğim gibi oldu? Adam attı ve tuttu. Bu kadar yani. Bu Selçuk meselesini bana niye söylemedin? Ne önemi var ki? Önemli mi? Değil mi? Sırrımızı bilen bir yerin parmaklarını geçmeyecek insanlardan biri. Ayrıca ne söyledi merak ediyorum. Bundan sonra yalan yok. Olmasın lütfen Tolga. İnan benim daha fazlasına gücüm kalmadı. Yani Selçuk belki de öğrendi bu bilgiyi hiçbir zaman söylemeyecekti. Yani Hakan'dan duyduğu bir sır olarak kalacaktı. Niye kalmadı peki? Aşık olmuş sana. Nazlı ablam haklı. Yani. Yani. Gelip bana açıkça söyledi. Dedi bu oyununuz bittiği zaman Asya ile konuşacağım dedi. İçimde öyle güzel bir his var ki bu oyun mutlu sonla bitecek. Hem öyle olmasa bile benden çok güzel cevabını alır. Sen hiç merak etme. Üzülmedim. O zaten cevabını kendi kendine almış. Programda bizim şarkı söylediğimizi izlemiş. Aşkımızın ilk şahitlerinden biri de o. Centilmence aradan çekildi. Suzan Hanım nerede acaba? O da menajer, ben de menajerim. Ben sabahtan beri koşturuyorum. Bunca krizi yönetiyorum. Ha? Krenişle başıma. Ya şimdi Esin. Sen bana Suzan'ı mı savunacaksın? Sakın.
Ya kadın yakında dünürümüz olacak. Şimdi aramızdan su da sızmıyor bu aralar. Hı. Yapmış. Sakın dedim, değil mi? Az önce. Arkadaşlar, ne oluyor burada ya? Bütün magazinciler buraya toplanmış. Nişantaşı bebek boynu bükük herhalde şu an, ha? Tolga Bey, gündeme bomba gibi düşen haber hakkında ne diyorsunuz? Hangi haberden bahsediyorsunuz? Bizim yaz ayında kış reytingleri almamızdan bahseden o haberi mi diyorsunuz acaba? Ben daha açık soracağım. Tolga Bey, Asya Hanım'la ilişkiniz sahte mi? Ben bu soruyu duymamış olarak kabul ediyorum. Ama bugün Korkusuz Kalem köşesinde Cengiz Bey çok iddialı bir şekilde yazdı bu bilgiyi. O zaman bunu Cengiz Bey'e soralım, ha? Ne dersiniz? Neye dayanarak söylemiş bunu? Niye söylemiş? Kendisi cevaplasın. Aferin. Kesinlikle reddediyorsunuz. Yani bunun bir PR ilişkisi olmadığını, aranızdaki ilişkinin aşk olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Sadece bölümü izleyin ve aşk sahnelerine dikkatli bakın. Bakın ben oyunculuk konusunda hiçbir zaman mütevazi olmam. İyi bir oyuncuyum ve bunu da söylerim. Asya Hanım da öyle. Çok iyi, çok doğal bir oyuncu. Bölümü izleyin. Bunun sorumuzla ne alakası var Tolga Bey? Eğer izlersen alakasını görürsün kardeşim. Orada rol yapan iki insan mı var? Yoksa gerçekten birbirine aşık iki insan mı? Eğer kalbiniz küflenmemişse, gerçek aşkı tanıyorsanız göreceksiniz. Ve böyle sorular sormayacaksın bir de. Başka sorunuz yoksa biz biraz istirahat edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi aşkım. Güzel toparladım onu. Hı? Yani toparla bir zahmet Tolga'cığım. Sen de biraz çaba mı sarf etsin acaba? Hı? Daha ne yapacağım acaba? Ha? Elini tuttum, daha ne yapayım? Ha? Ya Esir'cim, el tutmak nedir ya? Bir sarılsaydın, bir öpseydin. Hı? Yok artık. Yapayım setin ortasına bir şey. Çarşaf çarşaf sonra bassınlar bizi. Ne güzel işte. Bu konuda kökünden kapanırdı yani. Hiç açılmazdı bile belki. Neyse ya. Röportaj sırasında olmasına gerek yok. Tolga. Ne yapıyorsun? Setin ortasındayız şu an. Çaktırma. Bizi çekiyorlar. Çaktırma. Canım benim. İyi dinlenmeler. Ben karavanıma geçiyorum. Aşkım. Tamam aşkım. Canım görüşürüz. Aşkım. Görüşürüz. Öpüyorum canım. Ben de aşkım. Evet şimdi arkadaşlar ofiste kilitli kalmışız. Güvenlik basıp gitmiş. Ülkedeki bütün telekom ağı çökmüş. Kimseye ulaşamıyoruz, tamam mı? Kimse. Ayşe diyor ki ben koltukta yatacağım. Emre diyor yanında yatma. Emre masada yatacak. Tamam. Emre de diyor ki ben diyor masada yatma. Kabul etmiyorum diyor. Yatmaz. Hadi. Ha? Okey. Ben o zaman hocam direkt koltuğa atıyorum. Kendimi kalkmıyorum asla orada. Tamam. Yat kalkma. Okey. Koltuğa tamam. Atla ve kalk. Okey. Easy. Hocam ben de o zaman tekmeleyerek aşağı atayım onu. Çünkü Ayşe karakteri böyle bir tepki verir. Doğru. Bu da doğru. Şimdi Ayşe karakterine zarar vermeyelim. Okey, sen de öyle. Şimdi Ayşe öyle yapınca ben de boş durmayayım yani. Öyle bakayım mı? Yok canım, sen bakma. Sen de o koca ayaklarınla beni tekmele, hatta şu duvara falan fırlat. Ne dersin? Sana kıyarım yavrum. Öyle şey olur mu? Evet, çok tatlı. Evet, şimdi sonra da Ayşe öyle geliyor, tamam mı? Asya. Ayşe böyle buraya yatıyor, tamam mı böyle? Diyorsun ki ben kimseyi böyle yanımda yatırmam. Çok sokulma bana. Yatacaksan da diyor sırtını dönüp yatacaksın diyor. Tamam mı? Tamam. Okey. Sorun yok. Süper. Haydi bakalım. Eyvallah. Üç,
iki, bir. Bahri abi. Çok iyi. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet, şimdi. Evet. Üç, iki, bir. Çok iyi be. Işık falan da çok güzel olmuş ha. Ofis de çok güzel. İyi ki bu ofisi seçtik ha. İyi ki bu ofis, harika. Çok iyi gidiyor şu an. Güzel. Hadi uyan artık. Uyan. Senaryoda var mıydı? Yok abi. Durdurayım mı? Yok durdurma. Çok güzel. Böyle devam etsin. Böyle sabah uyanırken hafif böyle küçük kazalar olur. Güzel. Olur abi. Yok ama gerçek hisleri bozar bu. Yok kızım, bir dur kızım ya. Ne alakası var ya? Dur şimdi. Güzel. Tolga. Uyuyun. Ne yapıyorsun ya? Neden sarılıyorsun bana? Ben sarılmadım Ayşe Hanım. Sarılarak uyandık. Ben sana sırtını döneceksin demedim mi? Ben burada sırtımı nasıl döneyim Ayşe Hanım? Görmüyor musunuz? Bir bakın bana. Güzel. Kestik. Harika. Süper. Çok iyi. 10 numara sahne oldu Bahri abi. Çok güzel oldu ama bir öpüşme olsaydı buradan bence bir fragman çıkardı. Abi yine çıkarırız, sen merak etme. Ben bu sahneyi aynen böyle veririm. Tam abi böyle öpüşeceklerken abi, ben böyle tık diye bir keserim abi. Millet fragman izlediğinde ne der? Bunlar bölüm içinde öpüşecek sanır. Aferin sana Kagi ya. İşimiz bu. Harikasın. Bak ben böyle akıllı adamları çok severim. Pratik zeka. Eyvallah. Bravo sana. Çok sağ ol. Bravo. Eyvallah. Gel. Sahne güzel oldu. Bu ne renkti ya? Aslı'cığım. Yani romantik komedi janrasının en önemli anında uyku halinde öpüşme sahnesinde niye pat diye lafa giriyorsun? Şunu unutma ki Tolga Tuna. Asya Çelikbaş ne zaman isterse o zaman öpüşür. Oo, çok ateşli. İşte bu harika. Ya ben hep sizi böyle görmek istiyorum. Harikasınız çocuklar. Bravo. Sağ ol Bahri abi. İyiydi değil mi sahne? Bomba gibi. Harika. Çok güzel. Ayrıca bugünkü haberi de tersine çevirdik. Kanal sağ olsun yanımızda yer aldı bizim. Sabah programlarında, öğlen programlarında büyüklendi. Şu an bir telefonlarınıza bakın isterseniz. Sosyal medya var ya sizin yanınızda. Aa, şu cesur kaleme de sallıyorlar şu ara. Oh. Çok iyi. O hak etti. Hak etti zaten. Neyse biz tedbiri elden bırakmayalım. Tolga sen haklıydın bu arada. Adam boş attı, dolu tuttu. Ne? Dolu bile tutamadı. Sor ya. Aynen. Çok yorucu ve zor bir gündü. Umarım tekrarı olmaz. Evet, umarım. Tolga, bundan sonra birbirimizden bir şey gizlemeyelim. Habersiz bir şey yapmayalım, olur mu? Asla. Bir daha olmaz. O zaman yarın sabah set erken. Ben eve gidip dinleneyim biraz. Gerçekten gidip uyuyacak mısın? Yani daha iyi bir teklif varsa ona da uyabilirim. Bizimkilerle şey... Yok, sizinkilerle öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sizinkileri hiç almayayım. Şu an bir sorguyu daha kaldıramam. Bugün yeterli. Eve gidip yatayım en iyisi. Vay be. Nereden nereye? Eski Tolga Tuna olsa. Hakan, bro, gece daha körpe, akalım mı filan? Böyle miydi? Doğru. Gece körpe ama yani. Ben daha eve gideceğim. Sırt üstü uzanacağım.
seni düşüneceğim. Günün en sevdiğim saatleri başlıyor. Söyleme böyle şeyler. İnanırım. Ben gideyim. O zaman yoksa ayrılamayacağız. Sen git o zaman yoksa ayrılamayacağız. Evet. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz.